Bugün hava dumanlıdır serin diyer. Sıkındım Mevla'ya, Mevlam kerim diyer. Baba götürdü göz, benim yarımdır. Baba nereden aldın sen bu gelini? Babanın sözünü baştan tutmalı. Çıkıp gurbet eline seyran etmeli. Oğlunu öldürüp gelini satmalı. Baba nereden aldınız siz bu gelini? Babanın sözleri bana hoş gelir. Al duvar altında kanlı yaş gelir. Gurbet elden git, lerem eş gelir. Baba götürmeyin, bu yar benim dünür. Ovaya yayler, koyun koçu, yüklenmiş perhanası. Gidiyor köçüm, bırakmış dalına 44 saçı. Baba götürmeyin, bu yar benimdir. Yağmur yağar şimşek, çakar seslenir. Toya giden güzel giyer süslenir. Eğer yağmur yağsa yar yar zilifleri islanır. Baba götürmeyin, bu yar benimdir. Başına bağlamış harpot balası, yanağı kızarmış törtüm elması. Ne yaman karalmış ülker yaylası. Baba götürmeyin, bu yar benimdir. Eyvallah. Ağzına yüreğine sağlık. Bununla ne yaşadım? Tarla ektim. Mal, dana, su batanını ektim, biçtim. Hiçbir şeyin de sahibi olamadık. Pek bir şey kazanamadık yani. Anladım. Öyle de Fırat. Evet, hiçbir şey de kazanamadık yani. Hanımım öldü. Yeniden bir hanım aldım. Ev yaptım, ev yıktım derken ömrümüz on bile basmış gidiyor. Diyen desin hepsi yalandır. Yalan dünya. Bu dünya yalan dünya. Yani Mısır'a sultan olsan sonu yok. Mısır'a sultan olsan sonu yok. Anladın? Öyle. Bir göz açtın, kapadın, ömür geçti. Öyle baktım ki, ben öyle bilirim ki, dünyanın dünyaya geldim. Dünyanın yaptıklarımı unuttum. Şimdi düşünürüm ki, sabahla ne yapacağım? Ya dünyanınkini ne ettin? Dünyanınki gitti. Şimdi diyelim ki, sabahla ne yapacağız? Mesela sabah ne edeceğiz? Diyelim Kars'a gideceğiz. Ama dünkini unuttuk. İki gün evvelkini geldi, geçti. Yuvurlar olsun, hiçbir şey yok. Ya kardeşim. Gençliğini anlat bize. Gençliğimde atı bindim. Efendim sensin. Karaköse'ye gittim, at getirdim. Suriye, İran'a gittim, İran çayı getirdim. Böyle bir şeylerle çok uğraştım. Gene karnımız doymadı. En sonu torpağa yapıştım. Tarladan 3-5 kuruş tahta eden idaramızı yaptık. Yani o işlerden de bir şey çıkaramadım. Allah doğruluktan ayırmasın. Vallahi amin. Ne bileyim hemşerim. Bir şey anlayamadık bu dünyada. Benle ne sorsan diyelim ben bölgünü bilirim. Dünyayınki gitmiş. Bunu dil gidirsin.
Çamlı Belli Koç Köroğlu'nun hikayesini duymuşsun değil mi? Evet. Ha, Köroğlu'nun oğlu geliyor, Telli Hanım'ın fotoğrafını Köroğlu'nun dükkanında, şeyinde, evinde görür. Gören de bu kıza aşık olur. Aşık olduğu zaman bayılır. Babası Köroğlu diyor ki, benim sazımı getirin, benim oğlum bu kıza aşık oldu. Sazı getirirler, Köroğlu bakalım oğluna ne diyecek. Oğlu da bayılır. Ayvazı gönderim anan getirsin, baba getirsin. Senin gamlı göğnün yerine yetirsin. Hangi güzel dersen çeksin getirsin. Gitme yavrum gitme, sen o verana, ah balam verana. Hasan uyanır, dur baba değil, ben de söyleyeyim. Bakalım Hasan ne diyecek. O vera baba düneyn ayrıldım anamla, hala anamla. Daha dayanamam çifter yaraya, açan açtım baba bu pencereyi, onun için didalarım kanalar. Yani fotoğrafı pencerede görmüş. Köroğlu diyor ki buna biraz korku verim gitmesin. Aldı Köroğlu. Oğul Hasan o kadar o güzeli ne kadar matesten o kadar güzel. Ha baba güzel. Karakul tikilmiş Irak'tan Sezer. Onun dalına giden canınla bezer. Gitme balam gitme sen o şehre, balam ak şehre. Aldı Hasan Bey. Beline bağlamış mücevher kemer, ha baba kemer. Aya şehre vurmuş şemsile kemer. Babaya ben gitmesem ya deller ağlar. Açan açtım baba bu pencereyi, ah bu pencereyi. Arkadaşlıklar satkanaydı. Bunun dedesi o konuşturduğumuz adam var ya, onunla da bizim çok arkadaşlığımız vardı. Askiden sana böyle bir şey diyeyim. Mesela Ermeni Savaşı'nda, anladın mı? Bu köyü Muş'tan gelen Ermeni bütün merehlerle yaktı. Bu köyde 15 nüfus kaldı. Bu derede bir mağara var. Mağaraya gizlenmişler onları öldürmesinler diye. Netice, Ermeniler bize çok zahmet verdi, çok çocuğumuzu mahvetti. Tabii ben görmedim, benden babalarımız, dedelerimiz söylerdi bunu. Ne anlatırdılar? Aynen, vurdu, kırdı, kesti, o sıra kılıncıyla böyle süngüyü sokuyor, karların karnıyla bebekleri çıkarırdılar. Ermeni ile yapırdı. Katliam yaptı da, ele katliam yaptı. Keşke bura seni öldüre, ele yok. Ya. Ama bugünkü dünyada, yani bugünkü dünyada Allah'ın birliğine şükür çok güzel, durum çok güzel. Biraz pahalılık var ama hiç olmazsa bizi asan kesen yok ya. Neyse, şimdi bazı insanlar hükümet değil, domates pahalanmış. Ya şimdi domates pahalanmışsa bizim de malımız, ürünlerimiz pahalanmış. Allah Allah, bu Erdoğan nereden alsın ki sen versin? O da bir insandır. O da vergi aldığı kadar sen verir. Valla hükümetimden şahsen ben razıyım. Anladın mı? Tabi razı olmayan başka mesele. Kardeşe diyeyim, durumlarımız iyidir Allah'a şükür. Eski kış yarı bir metre kar olurdu, şimdi yok. Şimdi sıcağa bak arkadaş. Ya bu sene ne kar karsa her yerden az buraya yağdı kar. Mesela İstanbul çevreleri, Sivas. Yolları televizyonda gördük, burada pek kar yağmadı. İki yıldır da yağmurdan da çok zahmet çektik, kurak çok gitti. Yani mahsullarımız iyi olmadı. Kar yağında damların üstüne torpaktı evlerimiz. Bacaların karını aşağı tökerdik, kapıları oyanı süpürürdük. Giderdik çayda, çeşme yoktu o sıra.
akan su var ya, akan suda sulak kırardık buzu. Hem hayvanlarımız içerdi hem biz içerdik. Ama şimdi suyumuz kapıya gelir. Şimdi suyumuz, her evde su çeşme var, her evde su var. Ya. Eskiden hangi arkadaşların vardı? Kimlerle samimiydin? Eskiden benim arkadaşım Kamil Alp. Efendim sensin Kazım Poker. Efendim sensin öteki Kazım Güngör. Müslüm Doğan. Vardı da vardı. Hepsi ölmüş gitmişler. Allah rahmet etsin. Kim kaldı şimdi? Kamil kalmış. Kamil'le Kazım kalmış. Onlarla bir araya geliyorsunuz. Geldiğimiz zaman koklaşırız ya. Öyledir koklaşırız. Eskileri yad ediyorsunuz. Ya konuşuruz. Bir yere oturursak eğer bütün geçmişleri söyleyirik. Böyle oldu filan yere böyle gittik. Böyle oldu böyle gittik. Birdir bir oynardık. Bir eşim oynardık. Yumurta dövüştürürdük. Efendim yumurta kırlardık. Kimiz ki geçerse onun elinden alardık. Ne bileyim. Oyunlarda en başarılı kimdi? Oyunlardan en başarılı gene ben epey oynadım. Bir deve yapardılar, gelen attıları. Yani deveyle böyle vurardılar, para yıkardılar, ne bileyim. Vardı öyle işler, ne bileyim. Şiiri de yatırmıyorduk aklımız. Daha nerede o? Ezberinde mi kaldı? Yok, kalmıyor ya tabii. Hakikaten insan söylediklerini kelimelerde ben bakıyorum. Ne kadar olursa noksanlık var yani. Ha. Noksanlık var, onu da bilin. Bizim köyün bu anda herhalde 130 hane olabilir. Ama eskiden köç olmasaydı 400'ü 500'ü bu. Çünkü Ankara, İzmir, İstanbul, Almanya'da da var tabii. Çok evlerimiz gitti. Yani buralarda fabrika yok, iş yok. Gençler şimdi haklı. Mesela köçüp 20-30 senedir gidenlerin burada çıplak olarak ayağında çarıkla gidenler şimdi olmuşlar, evet. Artık güç yetecek bir güce sahip değiller. Buradakiler hala biz varken mesela onların günlük ekmeği yok idi. Ama onlar her huzura kavuştu. Biz gene mal, dana, sap, saman diye uğraşıp gidiyoruz. Ne yapalım? Siz de köyü bekliyorsunuz mu? Bekleyecek toprağımız var. Ne yapalım? 700'ün üzerinde şehit vermiş bu köy. Bu köy çok verdi. Bu köyün derdi çok. Çok acılar çekmiş. Bu köyün o kadar zulüm oldu ki Ermeni bu köyde. Vallahi yani büyüklerimiz söylüyor. Tabii benim yaşım kifayet etmiyor. Ben görmedim. Öyle doldurirlermiş mereklere. Bıçağı sokup kadınların karnına çocukları çıkardılar. Diğerine de kapatır içeriye. Benzini tökür ateş verir. Mahvetti ya. Ermeni çok kötü bir millettir. Bizim düşmanımız Ermenidir, Yunan'dır. Eskiden beri en çok düşman. Şimdi de Fransız Akdeniz üzerine görürsen hiç rahat durmuş. Hiç rahat durmuş. Zaten Suriye tarafı da aşağı yukarı PKK tarafı bize saldırırlar. Askerlerimiz ölüyor, şehitlerimiz oluyor. Yazık oluyor. Mesela bir gencimiz, mesela oğlumuzu yolluyor. Acaba ne olacak? Allah devletimize zavallı vermesin. Güzel koruyorlar ama bazen de onlar da vururlar bizim çocuklarımızı. Allah yardım eder. Amin. Biz Harman'da bizim 4 tane at vardı. 4 tane at. 2 geme koşardık. Gem demek ne demek? Bir tahta. Tahtanın altında dişleri var. Yani dögen deyirdik ona. İş memlekette ona dögen derdiler. O gemine binerdik, çöker, döndürürdük, atları sürerdik. O sap ufanır, saman olardı. Saman olduktan sonra onu böyle tık tık şekli yıkardık. Ondan sonra bunu rüzgara savururduk. Rüzgarla savurur, taklı çıkarırdık. Ondan sonra o samanı tekrar arabaya yükler getirir, samanlıklara koyardık. Çift ekende de öküzü koşar giderdik. Günde 2 dakar. 2 dakar bir çift ekebilirdik. Ne olacak? O kadar. Ama şimdi köylerimizde her kapıda 1 veya 2 traktör var. Çok iyi, çok iyi. Fakat aklımıza gelir. O kara gün. Neyini özleyeceğim? Ayağımızda çarık. Şimdi ayakkabı giyirdik. Daha onu neyini özleyeceğim? Bugün Allah'a şükürler olsun. Ama o zamanların dostlukları özlenir, muhabbetleri özlenir. Bir kas keserdiler.
tandıra asardılar. Altına burgul pilavını koyardılar. Gaz kızarırdı lale kimi. O sıra şey çok idi. Millet birbirine kibra olurdu. Fakat kibraları sesleyin. Kibralar gelirdi, gazı yarardık, keserdik. Yerdiler, içerdiler. Ne olur? O sıra millet nerede? Lamba ya 5 numara. 7 numara, sonra 14 numara lamba çıktı. Bak düşün. Löküz ondan sonra çıktı. Ben gördüm. 5 numara ne demek? Biraz gaz yağı az yaksın. Ondan biraz böyle günü alırdık. 7 numara. O biraz daha fazla yaksın. Ondan sonra 14 numara çıktı. O biraz daha fazla yaktı. Ondan sonra löküzler çıktı da. Belki bilirsiniz. O löküzler her adamda yoktu. Zenginlerde birkaç evde vardı. Yani filanın löküzü yanır. Gidek orada oturak. Öyle de ev var ki karanlıkta oturur. Çıranın ışığında. Bu da vardı. Yani. Sıra yakardı. Çıra ne yaptı? Sefa değil. Cefa çektiğimiz özlenir. Sefa, sefa Allah'a şükür bugünkü sefamız çok güzel ya. Bugün devletimize Allah'a askerliği vermesin. Ya 7 düvele parmak sallayırız. Daha ne istersin kardeş sen ya? Ne istersin peki? Valla ben şimdi parti mırtıcı değilim. Ama Allah'ın birliğine şükür. Böyüm bakırım etraf komşular aşağı yukarı hatta Türkiye'den çekinir. Ya Osmanlı İmparatorluğu vurla 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 bir küçük bir şey kaldı. 17 milyon kaldı Türkiye o sıra. Harptan çıkanda. Bugün 83 milyon. Rahatımız çok iyi. Ya biraz bağlılık var. Bizim de sattığımız da bağ. Bazı insanlar yani vay ben bunu niye alayım? O sıra arpa 200 lira, 200 kuruşuydu. Şimdi olmuş 1500 lira. Biz de satıyoruz. Et. Et bugün 40-50 lira arası. Anladın mı? O sıra et 5 kuruş. Delihli 100 para vardı. 5 kuruş vardı, 10 kuruş vardı, 25 kuruş vardı, 50 kuruş vardı. Bu paralar ne oldu? Silindi gitti. Şimdi liralar boş. Lira bile göz önüne alamaz. Lira nedir? Aşıklar gelirdi düğünlerde. Mesela düğün atlı gelirdi. Köylere devletiye yazardık. Mesela plan her köyden 5-6 tane atla kızakla gelirdiler. 2 tane de aşık getirirdik. Ahurlara halı kilim sarardık, aşık ortada. Senin duymuşum ben, çoban oğlu, alyansı oğlu bu gibi aşıklar, Rihani kimi aşıklar. Şimdi öyle aşık yok. Şimdi küçümlemeyek de, şimdi o aşıkları dinemiyorlar. Barış Manço'yu dinlerler. Barış Manço ne bilir? Nedir ne değil? Aşık manalı türküler var. Ya. Bak, bir türkü diline söyleyeyim. Bak maniye bak, aşığın türküsüne bak. Bana derler kasap oğlu. İcri gam hanasıya. Aslı huya rast gelmişim, kesmiş çaremi hekim. Ne deyir? Karısı bedasıl, aslı yani asılsıza rast gelmişim, iflahımı kesti hekim. Bu hasta bu adam yatağında deyir. Dişin gilder divan kusar, gönül kalkar sart azar. Ağ ile kapat üstümü, aşmasan yaramı hekim. Benim mezarı ağlan yani kefinle ört üstümü, yaramı aşma. Çağır gelsin El Fatun'u. El Fatun, mesela Sıhya, Lokman da doktor. Çağır gelsin El Fatun'u, Lokman ile beraber. Açtım benim bu bargımı, hele baksın ki neler var. O kadar ki son zamanı yani ömrünün sonunda söylemiş aşıkların, türkülerinin içinde çok işler vardı çözebilsen. Mesela türkü söylesen gençler hem sen söyle ben dinliyim. O sen söylersin o telefonla uğraşır. Nerede dinliyorsun sen bunu? Dinlemişsin. Evet. Şimdi bu şarkılar bak ya aşıklarda çok iş var. Bir tanesi aşıkta değil de bir vatandaş eskiden aşıklar söylerdi. Bala Mehmet diyorlar bunun adına. Bala demek boydan kısa olan adamlara yani terekeme lisanı, acem, hazarı lisanı bala. Yani bala küçük adam. Yani küçük adam. Bak o varlığını kaybediyor. Varlığını kaybettiği kimi kapının çobanı gidir gelir bunun üstüne gülür. Bu da bu Türkiye'yi deyir. Ne deyir bilir misin? Bala Mehmet'em deyir günüm geçti ahına.
Günüz talaşına, gece vahına. Kapımın çobanı olmuştur ağa. Her gider, her gelir bir oklar beni. Yani gidir gelir, paramın üstüne gülür. Devletini kaybetmiş ya. Ondan sonra diyor ki, ben bir kevvezdim Lil deryasında. Yuttu semeh beni üzdüğüm yerde. Ne demek istiyor? Kevvez yani eski nisan şey, vapur. Semeh de balık. Balık vaporu yudabilir mi? Yudamaz. Ama diyor zaman öyle geldi ki, şimdi kapımın çobanı üstüme gülür benim. İnsan varlığından düştü bir zaman. O da bu türküyü bu şekil söylemiş. Evet. Yani. Hepsinde bir mana var. Mana var ama şimdinin insanları ya bir düşün. Bu adam bak böyle pencereleri böyle zengin adam ya hanımına diyor ki karı bu kış geliyor donacağız. Gel bu pencereleri ufaldak. Neyle ufaldak? Senin bildiğim hayvan tezekiyle böyle yarıdan yarıya örek su yak kışın donmayak bu evde. O adam da gelir gidir bunun üstüne gülür. Gülen de işte diyor ki, bala memmedim günüm geçer ahına, günüz talaşına gece vahına. Kapımın çobanı olmuştur ağa, ben eskiden ağaydım. Şimdi kapımın çobanı olmuştur ağa, her geler her gider bir oklar beni. Ondan sonra diyor, ben bir kevvezdim yani bir vapordum. Lil deryasında üzüldüm zenginlikte. Yuttu semeh beni üzdüğüm yerde. Semeh de yani Hazarı lisanında balık. Balık vaporu yudabilir mi? Sevretimi kaybettim. Gelen üstüme gülür. Zaman öyle. Yendir bindir dünyası. Bugün varsın. Yarınız. Bugün zenginsin, tacirsin, tüccarsın, müteahhitsin. Sabahtan da hiçbir şey yok. Biz bunu gördük. Ya. Celal Baca'da yatıyor, Celal Baca'da yatıyor, yorganını yer atıyor, ne atarsın Celal oğlan sevdiğini el satıyor Celal'ım uyuy. Karşıdan geliyor deve, karşıdan geliyor deve, gevşünü geve geve, sanki ben de gelin oldum, Celal gelin yüzke geve, Celal'ım uyuy. Kaçtım kaçtım kaçamadım, kaçtım kaçtım kaçamadım, dar sokağı geçemedim. Kurşun yiyen yangın olur, bir su bulup içemedim Celal'ım uyuy. Bir su bulup içemedim Celal'ım uyuy. Kapılarının önü direk, kapılarının önü direk, suyu nereden indirek? Kar yağdı yollar kapandı, Celal gile nereden gidek, Celal'ım uyuy. Tamam. Ağzına sağlık. Benim de kardeş, daha bana tükümde kaldı. Eskiden demek ki gençken de böyle söylüyordun. Valla aşık maşık değilim de, kafam astımı bunlardan kendime düzmüştüm. Arkam, efkarlanardım. Söyleyeyim. Arkadaşlarla bir araya geldiğini. Olurdu, olurdu tabii. Okulda da söylüyordun. Tabii. Düğünlerde. Düğünlerde söylemirdim de. Mesela hatır edirdiler. Mesela bir tane de sen söyle. Söyleyebilirdik tabii. Karıyla kızlara kavuşmuş. Zaten doğrusu da budur. Gün bugünkü gündür. Allah'ın bu günleri. Düvele Türkiye karşı koyur. Bundan artık Allah bize daha ne verecek ya? Verdiğini vermiş. Yeter. Allah'a şükürler olsun. Vallahi eğik, malımız var, danamız var, tarlamıza zaval vermesin. Allah yani ben, yani bu devlete ele geçecek bir devlet değil. Hakikaten bugün Avrupa'ya, ya bu bazı insanlar bilmiyor. Ya bizim silahlarımız
Bugün Rusya'nın, Amerika'nın cephedeki silahlarını bizim İHA'larımız çalar. Eskiden bazen hiç yatmıştık. O kadar noksanlığımız vardı ki. Çalışacağız ki, kazanacağız ki, ekmek getirecek. Ekmek nerede? Şimdiki gereken şimdi yatıyorum 9'a kadar. Yatırık hepimiz. Eskiden yöresel nenemler ne yemek yaparlardı? Yaksız, urvasız, gaz ayağı. Kardeşim yoktu da yok. Artık neydi? Bir parça un yoktu ki aşın içine kata da. Ekmeği de yedik. Doğrudur. Arpa ekmeği de yedik. Buğda ekmeği de yedik. Aç da kaldık, tok da kaldık. Bugünümüz iyi, vallahi. Burası senin ahırın. Evet, 50 metredir ahır. Başa kadar git. Tamam, iki tane. Allah bereketini artırsın. Ay ne gideyim ya. Eskiden bu kadar yok oldu. Ne artık? Ev başı bir iki inekimiz ancak var. Yani o başta da balaları var yavrular. Eskiden bu ahır neredeydi? Küçük küçük, üç mallık, beş mallık. Nerede var? Bu da bizim köyün çiritçisidir. Bu koy git, bir ses ver. Neyse tut. Onu çok uzaktan gelen de sen de gel. Ay! Düşer, yavaş, ola. Hala zavar. Sen onu yetişemiyorsun lan, hadi o.
Gel. Ona bir şey olmaz. Uçuyor. Ondan çekil mi onu? Asıl. Köyde yaşam, hayvancılık yapıyoruz, hayvanlara bakıyoruz, boş kalan zamanımızda at de biniyoruz, rafana at geneleklerimizi sürdürüyoruz. Öyle kış devam nasıl geçti? Kış bu sene iyi geçti, o kadar kar yok. Yani bu yeni yağdı kar. Önceden aynı yaz gibi. Vallahi götür ha, öyle mi? Ola kayacan lan ne işin sen? Ben para versem. Ola ben. Serbest.